Almanya Mainz'dan herkese merhaba. Kanala yeni gelenler için kısa bir kendimi tanıtacağım. Ben Beyza Uzungece. Türkiye'de 5,5 yıl hemşirelik yaptım. Daha sonra Almanya'ya taşındım ve yaklaşık son 1 yıldır da Almanya'da hemşirelik denklik stajımı tamamlıyorum. Neredeyse sonuna geldim. Ee, kanalda da hemşirelikle Almanya'da hemşirelikle ilgili tecrübelerimi, deneyimlerimi paylaşıyorum. Daha önceki videolarda Almanya'da hemşireliğin zorluklarından bahsettim. Çalışma koşullarından bahsettim. İşte iki ülke arasındaki farklılıklardan bahsettim ve ayrıca maaşla ilgili de bir video çekmiştim. Ama görüyorum ki bana geri dönüşlerinize göre bu maaşla ilgili video aklınızda çok bir şey uyandırmadı. Hatta bazı arkadaşlara da panik sebebi falan oldu. İşte biz oraya gelmek istiyoruz. O para yeterli olacak mı? Azmış falan dediler. Ben az ya da çok bir yorum yapmayacağım. Bu videoda size sadece şunu göstereceğim. Bir aylık bekar bir hemşire maaşıyla neler alabiliyorsunuz? Neleri karşılayabiliyorsunuz? sadece onu göstermek istiyorum. Bu videoda zaten bahsedeceğim ürünler falan benim çok ilgimi çeken şeyler değil. İlla bunları da almak zorunda değilsiniz. Sadece ve sadece amacım şu ki kafanızda bir resim oluşması, anlayabilmeniz. Bazı arkadaşlar maaş videosundan sonra şunu da söylediler. 2000, 2200, 400 artık ne kalıyorsa vergi durumuna göre e bu az bir para gibi diyenler falan oldu. Az bir maaş gibi. Burada alım gücü çok önemli arkadaşlar. Burada alım gücü çok yüksek. Enflasyon da her sene %2 artıyor. Yani mesela maaşınıza %100 zam geldi ama aynı şekilde enflasyona işte dışarıda aldığınız tüm ürünlere de %100 zam geliyor. Değişen bir şey olmuyor ya da siz zengin olmuyorsunuz durumunuz değişmiyor. Bunu en iyi bir örnek üzerinden anlayabilirsiniz. Bir tane bekar hemşire maaşını ele alalım. İşe yeni başlamış. 2800 oluyor bürüt maaş. Ve tabii ki burada en çok bekarlardan vergi kesiliyor. Net ile birlikte 2000 Euro alıyor bu kişi tamam mı? Öncelikle temel masraflarla başlayalım. 500 Euro işte tek odalı suyu ve ısınması dahil olan bir ev masrafımız var. Burada su ve ısınma içinde oluyor. Bu ev 500 de olabilir, 600 de olabilir ya da isterseniz 700, 1000 vesaire gerçekten çok değişiyor. Ya da bekarsanız VG denilen işte paylaşımlı dairelerde de kalabilirsiniz. Bir ev arkadaşıyla yaşarsanız daha da hesaplıya getirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben böyle farazi bir optimal örnek veriyorum. Barınmamız 500 euro dedik. Bunun üstüne 100 euro telefon ve işte internet masrafı koyalım temel ihtiyaç olarak. Üstüne de 240 euro bir market alışverişi olsun. Aylık bu. Artıp azalabilir bu. Gerçekten hani size harcamanıza, zevkinize göre değişiyor ama 240 euroya dengeli beslenebileceğiniz bir sepet oluşturabilirsiniz rahatlıkla ne kadar paramız kaldı bunun üstüne bunun üstüne 1160 euro paramız kaldı bunun 661 eurosuyla kendinize bir iPhone 11 alabiliyorsunuz üstüne kalan parayla da yine birinci ya bir aylık maaştayım şu an üstüne kalan e, parayla da 499 euro ile de kendinize yeni çıkan PlayStation 5 alabiliyorsunuz. Tabi şu an bulabilirseniz stoklarda yok. Neyse ama e, olan fiyatı Medya 499 euro görünüyor. Bu sadece bir aylık maaşınızla alabileceklerinizde illa bunları almak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi fikir vermek açısından e, bu videoyu çekiyorum. İsterseniz biriktirebilirsiniz, isterseniz. ...harcarsınız, seyahat edersiniz vesaire vesaire. Aynı şekilde bir örnek daha vermek istiyorum. Yine bekar hemşire maaşından devam edeceğim. İlk hesaplama temel harcamalara 840 euro demiştik değil mi? Elimizde ne kadar kalmıştı? 1160 gibi bir e, miktar kalmıştı doğru mu? Evet doğru. E, ne alabiliyorsunuz bakalım? 1000 euro ile kendinize... kendinize 2004 model BMW alabiliyorsunuz. Bunun üstüne de benzinin litresi şu an güncel olarak 1.30 euro iki depodan fazla benzin doldurabiliyorsunuz kalan parayla. Tabii ki bu arabayı almak zorunda değilsiniz. Yani sıfır araba da alabilirsiniz kendinize. Ben dediğim gibi en başta sadece bir aylık maaşla neler karşılanabiliyor onu göstermek istedim. Tabii ki taksitlendirme yaparak sıfır arabada alabilirsiniz kendinize artık nasıl ödemek istiyorsanız ne kadar uzun sürede vesaire. Son olarak hala market alışverişleriyle ilgili 240 euronun yetmeyeceğine dair düşünenler varsa onunla ilgili gerçekten YouTube'da zibilyon tane video var. Bunu ben çekmek istemiyorum. Biraz da antipatik buluyorum açıkçası. Hani bir iki örnek yapılır. Okey anlaşılır ama herkes artık market videosu çekiyor ve gerçekten hani biraz şey buluyorum. Bir noktadan sonra gerçekten itici buluyorum. Aa bakın biz neler aldık. Siz neler alamıyorsunuz vesaire gibi. O toplara hiç girmek istemiyorum. Eğer kafanızda soru işaretleri varsa Gidin başka YouTube kanallarına bakın arkadaşlar. Son olarak da sorulduğu için burada sadece bir cevap vermek istedim. Denklik stajında maaş alınıyor mu? Evet alınıyor. Benim hastanem 2032 euro brüt olarak ödeme yapıyor denklik stajında. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Başta da biraz bahsettim. Bu baz aldığımız maaş üstünde gece nöbetleri, hafta sonu farkı, ya da işte ara yoğun bakım, yoğun bakım nerede çalışıyorsanız işte farkı varsa onun dahil edildiği bir senaryo değil. Ona göre de bir miktar artacağını söyleyebilirim. Anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bu konuyla ilgili artık kafanızda soru işaretleri azalmıştır veya fikir oluşmuştur en azından. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun gibi içerikler görebilmek için like'lamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.